Sevgili takipçilerim, siz bu videoyu izlerken ben çok çok uzaklarda askerde olacağım. Kısa zamanda hayatımda birçok şey değişti. Mesela evlendim. YouTube'u bu arada çok boşladım biliyorum ama hak veriyorsunuzdur bana. Bu arada bir evlilik vlogu gelmez miydi? Gelmez. Ben dedim ki kendi kendime, askere gidiyorum ama bu arayı kapatacağım. Kendimi affettirmek için bu video serilerini çekmeye karar verdim. Yani şu an oturdum, arka arkaya hazır elimde videolar var. Kaç tane yaparım, kaç tanesi yetişir bilmiyorum. O yüzden sayı söylemeyeceğim. Ama askerde olduğum dönem bunlar otomatik olarak paylaşılacak. Belki reklamlarını yapamayacağım ama izlerseniz sevinirim. İzlerken araya girmeyeyim. Şu an abone olursanız çok güzel olur. Kesilmeden video devam et. İlk filmimiz savaş filmi deyince akla gelen ilk filmlerden. Er Ryan'ı Kurtarmak. 98 Amerika yapımı savaş ve dram türlerindeki filmin başrollerinde Tom Hanks ve Matt Damon bulunuyor. Konusuna bakacak olursak bir kadının 4 tane oğlu var. Bu oğulların hepsi 2. Dünya Savaşı'nda cephelerde savaşıyor. İlk başta bir tane oğlu ölüyor. Sonra 2, sonra 3 derken kadın yıkılıyor tabii. 3 tane oğlunun ölüm haberini alınca doğal olarak yıkılıyor. Sonuncu oğlunu da kaybetmek istemeyen anne artık yakarıyor. Yakarışını kim duyuyor? Başkan duyuyor, Amerika duyuyor, o duyuyor. Yani baştakiler duyuyor. Bunlar da sırf bu oğlan ölmesin diye bir ekip kuruyor ve o oğlanı sağ salim alıp annesine kavuşturmaya çalışıyorlar. Filmin konusu böyle. Zaman kaybetmeden geçelim ikinci öneriye. Televizyonların vazgeçilmez filmi. Green Mile. Yani yeşil yol. Ben bunu televizyonda izledim ya demeyin. Çünkü televizyonda kesilen sahnelerin haddi hesabı yok. Hiçbir şey izleyemiyoruz. 2 saatlik film 1,5 saate düşüyor. Televizyonda izlemiş bile olsanız açın hemen şimdi full halini tekrar izleyin. Konusu açılmışken bence bu televizyondaki kesme işlemi çok saçmamış. Film eğer yüksek yaşta bir kitleye hitap ediyorsa ona göre bir saatte koyarsın. Gece 12'de koyarsın. Ona göre insanlar izler. Yani o istemediğin insanlara ulaşmazlar. Bir kere kesme işlemi yasak olmuş. Çünkü bu bir eser. Şey gibi bu. Bir kitap var. Kitabın içinden yaprakları kopartıyorsun. O araları atlıyorsun. Devamlılık olur mu? Bu bütünlüğü bozmaz mı? Bozar. Aynı şekilde filmi kesmek de çok saçma. Veya bir ünlü bir ressamın resmi var. Köşesini makasla böyle kesiyorsun. Saçmalık. Neyse biz filmimize geri dönelim. 99 Amerika yapımı Stephen King'in romanından uyarlanıyor, film oluyor. Türleri dram, suç ve fantastik. Ama baskın tür için rahatlıkla dram diyebilirim. Filmde öyle bir komple bir atmosfer var ki hüzün dolu. Başrolünde üst üste denk geldi ama yine Tom Hanks var. Ya Tom Hanks iyi senaryoları seçip onlarda oynuyor ya da Tom Hanks'in oyunculuğu o kadar iyi ki filmleri öne çıkartıyor. Bir seçenek daha var. Eski filmlerin şu anki filmlerinden çok daha iyi olması. Siz hangi seçeneği doğru buluyorsunuz? Size kalmış. Konusu ise Paul hapishanede gardiyan olarak çalışıyor. Bir gün bir mahkum geliyor. Bu mahkum iki tane kızı öldürmekten suçlu bulunuyor ve idam cezasına çarptırılıyor. Paul da gel zaman git zaman bunu idamına kadar bu kişiyle yakınlaşıyor ve olayların perde arkasını öğreniyor. Kısaca konusunu böyle özetleyebilirim. Geldik 3. önerimize. Biliyorsunuz eğer büyük bir hayran kitleniz yoksa yani bir Marvel gibi büyük bir hayran kitleniz yoksa veya DC gibi veya işte Yüzüklerin Efendisi gibi bir marka değilseniz bu IMDb'nin top 250'deki listeye hele ki üst sıralardan girmek çok zor. Şimdi bunu çok kolay bir şekilde başarmış bir film var. Interstellar yani Yıldızlar Arası. 2014 yılı Amerika, İngiltere, Kanada ortak yapımı bir film. Bilim kurgu, macera ve dram türünde. Bana sorsanız baskın türü bilim kurgu derim ama başkasına sorarsanız dram da diyebilir. Şöyle önerdiğim önceki iki filme bakarsam dram 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 diye gidiyor farkındaysanız türlerin içinde. Dram kesinlikle bulunuyor. Demek ki dram işi dünyada tutuyor. Buradan bunu çıkartıyoruz. Tabii hayatımızda bu kadar dram varken bizden daha kötü kişileri görmek istiyoruz. Bu yüzden de tutuyor. Bu güzel bilgiyi de verdiğime göre filmin konusuyla devam edebiliriz. Dünya her zamanki olduğu gibi bir felaketle baş başadır. Tarımın buna bağlı olarak yiyeceklerin bitmesi söz konusudur. Tabii normal. Dünyanın içine sıçtık. O yüzden olacağı bu en sonunda. Neyse insanlar alternatif yaşayacak yerler ararken bizim kendi halinde ailesiyle birlikte köy hayatı yaşayan, mısır tarlalarıyla geçimini sürdüren Cooper önemli bir görev için çağrılır. Çünkü bu Cooper'ın astronot olarak bir geçmişi var. Ailesini bırakmak zor gelse de tarladaki mısırlar gidiyor. Bakamayacak ailesi. Aç kalacaklar. Bu yüzden bu görevi kabul etmek zorunda kalıyor. Ve sonra olaylar gelişiyor. Yönetmen koltuğunda Christopher Nolan var. Senaryosunda Nolan kardeşler olarak yazıyor. Yani Christopher Nolan kardeşiyle beraber yazıyor. O kardeş de aslında güzel senaryo yazıyor. Bayağı güzel senaryoları var. Bilinmiyor ama o da başka bir videonun konusu. Yorum ve
bu videonun sonuna geliyorum. Buraya kadar dayanabilen herkese helal olsun diyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Diğer videolarda görüşmek üzere. Ben şimdi bahsettiğim diğer videoyu çekeceğim. Görüşürüz. Bay bay.